Burası Zıvarık Hanı, Altın Ekin. İçindeyiz. Restore edilip lokanta ve otel olarak kullanılıyor. Siz de çekin. Siz burayı Kültür Bakanlığı adına mı kendi adınıza mı? Bak. Evet. Şimdi burada ne olarak kullanıyoruz burayı? Burası restoran, kafe, nişan ve düğünlere kira olarak da kullanıyoruz. Yani bir kullanım amacı var sonuçta, atıl doğru. Değil. Doğru. Harika bir kemer. Şu taşlar önceden değil mi? Tadilat görmüş. Evet. Ama yine de harika bir kemer oluşturulmuş taşlardan. Peki hangi harç kullanmış? Buraya az çamur gibi harç yok gibi değil mi? Bu harç bakımlı harç. Horasan harcı değil mi? Yani piyasaya göre kullanılan bir şey ama tutması gereken bir ilaç yani. Evet. Çamurlu değil ama farklı bir şey yani. Evet. Buralarda kemerli aynı zamanda. Bir 15. yüzyıl eseri. Tarihi eserlerden işte parçalar konmuş. Zaten girişte görünüyordu ama ah şu yazılar olmasa. Tarihi eserlerden sökülüp gelmiş zamanıyla işte kolaj yapmak için herhalde burada daha iyi görünüyor. Sütun başları, düz sütun başı, bunlar genelde Osmanlı'dan kalan eserler. Bak burada daha belirli. Sütunbaşı. Sonradan getirilmiş. Burası yapılırken. Ama tarih eserlerimizin en büyük düşmanı herhalde yine de şu nem. İnşaat kanseri diyorlar bunu. Konya'daki Yivli Minare'de. Daha belirgin. Taş çürümeye başlıyor adeta. İşte bir Roma ya da Bizans eserinden sökülüp gelip buraya konmuş. Böyle rahatlıkla görünebiliyor. Keza yukarıdaki yine taş kuşağında tarih eserlerden sökülüp gelmiş zamanıyla onlardan yapılmış. Şöyle harikulade. Şöyle ara bölmelerine de gidelim. Bakalım neyle karşılaşacağız. Ama ara bağlantıları ağaç. Bunlar ardıç ağacıymış. İşte orada var. Ardıç fazla çürümeyen, en zor çürüyen bir ağaç. Ve aynı zamanda coğrafyasını en son terk eden bir ağaç. Yani milliyetçi bir ağaç. İşte şöyle. Keza işte oralarda da var. Bakın şu ardıç ağaçları ara belmeler tutan yegane ağaç. İşte bu arada ocaklar falan düğünlere kiraya veriliyormuş.
lokanta restoran olarak kullanılıyor şu anda. Zaten kullanılmazsa burası herhalde daha çabuk çökebilir. İlginç şeyler var mı bakalım. Geziyoruz. Şöyle. İşte tarihi bir eserden gelmiş kemer taşı. Belki de bir kilit taşıydı. Hayır, orasını bilemiyoruz da. Şöyle bakalım. Yukarısı çatıya çıkıyor. Şöyle. Ha, orada bir tarihi eserden gelmeyle bir taş var. Şöyle. İşte. Bu genelde Roma ve Bizansların kullandığı bir simge, süsleme. Yukarıya çıksam. Kapalı. Ha, şöyle basit bir çekim yaptım. Kapalı abi. Tamam. Valla. Yukarı çatı olduğu için kapalıymış. Gidemiyoruz. Ama özel bir şey varsa gösterelim. Yok. Konya Altınekil ilçesi.